Fener Onayır'dan herkese merhabalar. 12. hafta tamamlandı. Fenerbahçe Adana deplasmanında Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı. Biz de hemen sıcağı sıcağına sevgili Senat Ok'la hem karşılaşmayı değerlendireceğiz hem de Fenerbahçe'ye dair yorumlarımızı paylaşacağız. Merhaba Senat. Merhaba, gerçekten sıcağı sıcağına maç bitti. Yarım saat sonra maç bitti, buradayız. 45 dakikada programımızı çekiyoruz. Evet. Ben şöyle başlayayım. Yani Santra düdüğü çalmadan 0-0'a razıyım diyorsun. Patrick Kluivert gelseydi bana, ben İsmail Kartal olsaydım, deseydi ki herkes ya abi şu işi biz başlamayalım. Hiç düdüğü çaldırma. Tabii, hiç kimse yorulmasın, terlemesin. İlk uçakta da gidin, yorulmayın. Tabii. Hiç. Skor bazında böyleyiz değil mi? Bu noktada. Şöyle olsun. Fenerbahçe tam kadro olsa olmam. Hayır. Şu anda eksikler vesaire. Galatasaray mağlup olmuş. Beraberlikte lider oluyorsun. Ben maç öncesi galibi daha yakın tarafı Adana Demirspor olarak görüyordum. Açık net söyleyeyim yani. Konuştum da programlarda. Dolayısıyla oyun da fena değildi. Yani Adana Demirspor çok üretken olmadı. Fenerbahçe engelledi vesaire. Hı. Zemin problemine rağmen neden önemli? Fenerbahçe pas yapan takım. Evet. Bu da dezavantajına vesaire. Ama genel çerçevede senin fikrine katılıyorum. Yani maç başlamadan mevcut kadro ile alakalı sıfır ya da beraberlik ya bir puan iyi derdim. Şu düdüğü çalmasın Halil Umut Meler. Biz de evlerimize gidelim erken. Adana'ya gidip kebabımızı yiyip dönelim diyorsun. Çoluğumuza yani. Çocuğumuza kavuşalım diye bir teklif gelse ben kabul ederdim İsmail Kartal'ın yerinde olsam. Ben de zaten öyle de oldu yani. Bu 97 dakika uzatmalarla birlikte çok da bir şey fark etmedi. Ama şunu söylemek lazım. Tabii ki Trabzonspor maçı benzeri bir tablo yoktu. Biraz daha savunma anlamında o eksiklerini görmüş ve biraz daha tedavi edebilmiş bir Fenerbahçe vardı diyebiliriz. Montella tribündeydi. Samet hemen toparladı. Çok güzel. Öyle bir espri gördüm Twitter'da da. Aynen öyle. Yani. Montella'nın etkisiyle Samet Akaydın fena bir maç çıkarmadı. Mbaye Niang'ı Osterwolde ile birlikte etkisiz hale getirmeyi başardılar. Fenerbahçe özellikle ilk 15-20 dakika çok böyle %100 bu nasıl kaçar diye bir pozisyonu yok ama hani gole yaklaştığı anlar var diyebiliriz. Var 6-7 şutu var ilk yarı. O anlamda pozisyon zenginliğinden de bahsedebiliriz ama gol olmadı. İkinci yarıda İki takımda da bence belirgin bir yorgunluk. Belki zeminin de etkisiyle bilmiyorum. Hmm. Ben çok gözlemledim ve temponun aslında orta sahaların çok daha kolay. İlk yarıda da kolay geçildi ama ikinci yarıda orta sahaların çok daha kolay geçildiğini gözlemledim. Aslında Fenerbahçe için yani bu kadar çok eksiği olmasaydı çok kazanmak için çok uygun bir ortam vardı. Çok uygun bir oyun oldu. Hmm. Ama iki puan kayıp mı? Yoksa bir puan kazanç mı sorusu bu, biliyorsun. Bu denklem her zaman tartışılır. Sana buradan topu atayım. Şimdi, çelişir gibi gelebilir izleyicilerimiz ama 0-0 Adana Demir deplasmanının bu kadar eksiye rağmen maç başlangıcında iyi. Ancak maçı izledikten sonra ilk yarı, ikinci yarı izledikten sonra bence kayıp. Artı Galatasaray'ın maç kaybettiği beraberlikten bahsetmiyorum. Puan kaybı başka. Bir puanlar çok önemli olacak. Tabii ki. O yüzden ben bugünkü bir puan Fenerbahçe lider yaptı. Kesin ama şunu söylemek lazım. Yani Galatasaray'ın hala daha ben gelişeceğini düşünüyorum. Avrupa arenası ne olur, ne biter, nasıl şekillenir bilmiyorum. Hı-hı. Galatasaray'da hala taşlar yerine tam olarak oturmadı. Kerem 10 numara, Zaha orada, 8 numara problemi var. Sol bek problemine rağmen Galatasaray beklenenden iyi gidiyor ligde. Senin de şu an direkt rakibin olduğu için Galatasaray. Taşlar yerine oturduğunda, yani 8 numarası yerine oturduğunda, Zaha, Kerem yerine oturduğunda oturacak. Bu bir şekilde taşlar yerine oturacak. Sol bek pozisyonu yerine oturunca ben Galatasaray'ın zor puan kaybedeceğini düşünüyorum. Bak, maç kaybetmek gibi zor puan kaybedeceğini düşünüyorum. Hı-hı. Ve Hatay deplasmanı çok zor deplasman. Yani ben orada bir beraberlik bekliyordum. Niye? Trabzonspor geriden geldi, yendi. Beşiktaş'ı yine geriden gelip yendi Volkan Hoca Hatay'da. Bu yüzden maçı izlediğimde artı Galatasaray'ın da hala tam oturmamış yani %60 %70'iyle neredeyse oynadığını varsaydığımda ben kayıp 2 puan olarak görüyorum. Çünkü ilerleyen dönemde başa baş kaldığında Galatasaray'da daha güçlü bir Galatasaray olacağını düşünüyorum. Bu senin cebinde bir beraberlik avantajı olabilirdi diyorsun. Bravo. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa Adana deplasmanı 0-0 1 puan. Bu kadar eksiğe rağmen çok tartışacak bir şey yok ama maçın içine belki yavaş yavaş girdiğimizde İsmail Hoca oyundan memnun. Pozisyon vermedi. Katılıyorum. Pozisyon verme konusuna katılıyorum ki benim her zaman en çok üzerinde durduğum konudur bu.
Ama hocayı eleştirin birkaç konu var. Oraya da yavaş yavaş geliriz. Ben oyunun bütününde ben de galibiyetin kaçtığını Fenerbahçe adına düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin 3 puanı kaçıran taraf olduğunu düşünüyorum. Yalnız bununla birlikte sanki bu işte çok konuşuyoruz arkadaki eksikler. Fred, Ceko, Ceko değil, Ciku ve Bekao'nun eksiğinin takımın dengesini bozduğu yönünde bir görüş var ki bu doğru. Ya ön tarafı da çok olumsuz etkilemiş görmedin mi sen? Ya yani en azından 10. haftanın sonu itibariyle çok etkili bir dörtlü dediğimiz İrfan Can, Şimanski, Tadić, Edinceko dörtlüsünün bugün özelinde belki bu günlük bir performanstır bilmiyorum. Rakibe göre olur. Rakip belki bugün iyi değildi. Sizin yapamamış olabilir. Evet. Var yani. Bugün özelinde çok olumsuz bir performans sergilediğini düşünüyorum. Yani bitiricilik konusunda özellikle. Hatta net pozisyon hazırlama konusunda da bence Fenerbahçe eksik kaldı. Bundan önceki maçlara kıyasla pozisyon sayısı az. Şut sayısı az olmayabilir ama pozisyon sayısı az. Şimdi bu bence bu önemli bir detay. Yani şunu söylüyorsun. İlk yarı 7 kurtarış yaptı Ertaç. Evet. Ama şöyle bir şey var. Bu 7 şuttan kaç tanesi çok zorlayıcıydı Ertaç'ı? Vay beni çıkardı. Ha, mesela bir tane Ceko yakaladı. Sağdan kim kesti hatırlayamadım. Osterwolde'de olabilir hatırlayamadım. Onu yazması lazım böyle. Evet. Kötü vurdu. Kötü vuruşlar var. Girdiği pozisyonlar var ama kötü vuruşlar da var. Bu yüzden bizim alışık olduğumuz, şunu söylemeye mi çalışıyorsun? Bizim alışık olduğumuz Fenerbahçe'nin 6 pasa kadar girip pas üçgenler, çizgi inmeler, boş kaleye goller. Evet. Onların çok görülemediğinden mi bahsetmiyorsun? Aynen öyle. Evet, doğru. Ben yani ve ön tarafında ben bir form düşüklüğü içerisinde olduğu kanaatindeyim. Yani bu biraz daha belki işte bu orta saha ve stoperdeki eksikler dolayısıyla biraz daha fazla mücadele. Onları bu anlamda olumsuz etkilemiş olabilir. Bir de ben İsmail Hoca'nın Trabzon maçıyla bu maç arasında bir felsefe değişikliğine gittiğini de düşünüyorum. Mesela? Şöyle Fenerbahçe... Orada ben de bir yandan sen konuşurken hani hala açıklamalar geldiği için açıklamalar okuyayım. Tabii, bir şey varsa izleyicilerimize yani aktarmak için yanlış anlaşılmaz. Şöyle söyleyeyim. Mesela topla çıkma konusunda 1-2 deneme yaptı geriden. Onların birinde Osay Samuel, birinde Samet Akaydın pas hatası yaptığı anda hemen... Uzun. Şöyle uzun. Livakovic, Samet uzun. Livakovic, Osterwolde uzun. Yani ikinci pası uzun kullandı. Dedi ki kardeşim ben geriden çıkamıyorum. Bu takımın dengesi bu anlamda bozuluyor geriden çıkmaya çalıştığımda. Trabzon maçında ben bunun cezasını çektim. Bu maçta bunu yapmayacağım dedi. Ve rakibin boyunu uzatmaya çalıştı. Ki Adana Demirspor buna çok müsait bir takım. Aslında plan tuttu. Burada ne eksikti? Burada eksik olan tamamen ya bilmiyorum. Mesela ben biraz yorgunluk da olabilir. Yani şimdi mesela Edin Dzeko'nun Elvir Baliç ile yaptığı sohbette bir ifadesi var. Hem milli takım hem Fenerbahçe beni yoruyor artık. Belli bir yaşta kendisi de. Mesela Edin Dzeko'nun bir Tadić'e veremedi. Verdi ama normalde çok daha güzel bir pas verse Tadić karşı karşıya kalacak. Böyle out çizgisine yakın bir yerde topla buluştu mesela. Ya o arkada tam, iki kişi boştu. Evet. O tam yorgunluk pası bence. Hani Dzeko gibi bir oyuncunun o topu, o pası atamaması bence yorgunlukla açıklanabilir. Ben orada araya gireyim. Ben yorgun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu arada tabii çıkarken çıkmak istemedi mi ya da kendi performansını... Ben kendi performansına diye yorumluyorum. Kendi performansımı yaşadı. O ilerleyen günlerde ortaya çıkar ama ben onun çok yorgunluk olduğunu çok zannetmiyorum. Yani bence kötü başladı, toparlayamadı evet. O da bunun farkında. Zeminle bir boğuşma halindeydi Dzeko. Bütün oyuncular. Yani bütün o. Ama Dzeko ve Tadić çok çok daha kritik ve önemli. Dolayısıyla hani o pası çok yorgunluğa ben bağlamıyorum. Çünkü yorgun olsa bir şekilde başka meleki, başka hareketleri... Başka emareler de görürsün. Evet yani topu tutamaz vesaire ama dönüş ve özellikle son vuruşlarda sıkıntısı vardı bugün onu söylüyorum. Ama başka yerlerde topu tutup istasyon olduğunu ben birçok kez gördüm. Bu maç özelinde benim tespitlerimden bir tanesi de şu. Ben Crespo'yu uzun süre sonra ilk kez fena değil dedim. Yani biraz o beklenen eski günlerdeki gibi savunma aksiyonlarında başarılı diyebileceğim noktada gördüm. Abi sarı kart gördü vesaire sarı ama sarı kart oynamak da riskliydi. Onu da başardı. Yani, onu da iyi kurtardı. İyi yönetti o süreci. Ben açıkçası Crespo'nun da bugün özelinde yavaş yavaş
bir geri dönüş sinyali aldığımı düşünüyorum. Bir de bilmiyorum sen izlerken ne hissettin de Osterwolde normalde baktığında asla stoper oynaması planlanmayan ve hatta kimsenin aklına dahi gelmeyecek seviyede bir durum yani değil mi? 4 tane yani, Luan'ı da kat bu arada yani. 4 tane stoperim var. Luan'ın var 5. İşte Samet ayrılmak istiyor düşün sezon başında. Hani ben bu takımda yer bulamam. Ama şu anda Osterwolde stoper oynuyor. Yani kesinlikle bir stoper olduğunu düşünmüyorum ama performansının da çok kötü olmadığını düşünüyorum. Yani bugün özelinde özellikle tam onu açıyor Samet'le birlikte çok çözüm bulamadılar. Ama bu maç özelinde fena bir performans. Onarçoğ'yu kimse çözüm bulamıyor. Evet yani bu hafta da gördük. Evet, hani. Bu hafta da gördük. Yani Osterwolde'nin de bir stoper olarak iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Ya en azından bu zor dönemde hiç yoktan iyidir bir performans sergilediğini düşünüyorum. Osayi bu arada sosyal medyada gördüğüm esprilerden birini de ben paylaşayım. İsmail Hoca konsol oyunlarını yasakladığından bu yana Osayi Samuel'de düşüş var abi. Devamı bu konsol oyunlarına. Yani bu işi İsmail Hoca bir daha düşünsün diyorum. Hakikaten bugün de çok kötüydü. Ya Ferdi ile ikisine çok yük biniyor. Hiç o konuda itirazım yok. Evet. Özellikle Avrupa'da işte Mert Müldür falan da olmadığı için şimdi Osterwolde'de sol bek oynadığı için çok yük biniyor. Hiç itirazım yok. Ama mesela Ferdi Ludogorets maçının da kaybedilmiş olmasına rağmen en ilerinden biri. Bugünün bence tartışmasız en iyisi. Şimdi ben evet zaten Ferdi gayet iyi. Ama ben takıldım yani birkaç konu var. Özellikle İsmail Hoca'nın hamleleriyle alakalı benim takıldığım birkaç konu var. Tabii herkesin fikri farklı olabilir. Maçı okuma şekli farklı olabilir. Ama ben hocanın çok sürprizler yapmayı çok sevmiyor. Rakibi çok şaşırtmayı sevmiyor. Tamam bunu kabul ediyorum ama hocam yani bence İrfan Can'ın mesela Zaitsev'in yerine çekilmesi hem rakibi şaşırtacak bir hamle olur hem de maç içinde çözümlemeler olur. Yani İrfan Can'ı çıkarıp Cengiz'i almanın maça çok fazla bir şey katabileceğini ben düşünmüyorum. Cengiz'i niye alıyorsun? Ceko'yu orta kessin diye almıyor musun? Sonra Ceko'yu alıyorsun oyundan mesela. Bu bence bir tezat. Ama şunu yapabilirsin. Ve ben bunu maçın... Bu arada İrfan Can'ın mesela performansını eleştiriyor ama mücadelesini ben eleştirmiyorum. Bugün gayet temaslı, fiziksel mücadeleden ayakta hırslı. Kaldı. İstiyor yani istiyor. Ve çok iyi oynamadı İrfan Can. Şmanski çok iyi oynamadı. Tadiş'e çok iyi oynamadı. Ceko da çok iyi oynamadı. Ama bunların hepsi birer tehlike kardeşim. Doğru. Adana Demir savunmacısıysan abi evet İrfan burada, Tadiş burada, Ceko burada, Şmanski nerede hop gol gibi. O yüzden bunların kötü oynuyor olması yani senin hücumda istediğini o an veremiyor olması bir dakika sonra vermeyeceği anlamına gelmiyor. Evet. Bu yüzden İrfan Can'ın neden çıktığını ya da İrfan Can'ın neden merkez ki Zaitsev kötü oynadı bence. Zaitsev'in yerini o sayıyla birlikte bence yani neden merkeze geçmediğini, Kent'in neden sağ kanatı Cengiz'in İrfan'ın boşaltacağı yerde neden sağ kanatta hani biraz ben bunları hocanın denemesi gerektiğini düşünüyorum. Birinci fikrim bu. Bununla ilgili sen nasıl bir yorumda bulunursun? Valla bu konular hep geçen hafta da aslında benzer Trabzon maçıyla alakalı şeyler konuştuk. Bu konular şimdi ölçemediğim için bir şey söyleyemiyorum ama ben mesela İrfan Fenerbahçe'ye geleli ne kadar oldu? Yarım sezon Erol Bulut, bir sezon Pereira artı İsmail Hoca. Üçüncü sezonu tamamlanmak üzere. Bir ay sonra üç sezon tamamlanmış olacak. İrfan Can 8 numarada veya işte 8.5-10 numarada diyelim. Kaç kez oynadı Fenerbahçe'de? Benim hatırladığım bir Emre Belezoğlu dönemi o 5-6 maçlık dönemde. Hani bir sakatlandı Sivas maçı falan. Bir orada bir denendi. Sakatlandı zaten sonrasında. Onun ötesinde Pereira da geldi. Sağ açık oynattı. Biraz da orada mecburen galiba. Çünkü ortada çok oyuncu olduğu için İrfan'ı da kaybetmek istemiyor teknik ama mecburen sağ kanada alıyorlar. Pereira da geldi. Hatta ilk oynatan sağ açık olarak ilk oynatan Emre Belezoğlu'ydu mesela. Geldi Pereira sağ açık. Geldi İsmail Kartal sağ açık. Geldi sen çok sıcak bakmıyorsun özellikle. Jesus, hayır şöyle şunu söylüyorum. Yani elimde bir done yok. Evet kesinlikle 8 numaralı oynamalı diyebileceğim bir done yok.
Ve bunun üzerine şöyle bir döne var elimde. Emre Belözoğlu, Pereira, İsmail Kartal, Jorge Jesus. 4 tane Fenerbahçe teknik direktörü. 4'ü de sağ önde kullanmış. Okay. Yani demek ki 8 numara pozisyonu İrfan için artık geçmişte kaldı. Tarih. Yani ben bunu anlıyorum bundan. O anlamda. Yoksa senin söylediğine bir itirazım yok. Zayt konusunda %100 katılıyorum. Maalesef abi bunları profesyonel sporcuysan bunları da planlayacaksın. Sözleşmeni, görüşmelerini falan nasıl planlıyorsan ben sezon başı kampı yemiyorum, ben bu sezon takıma faydalı olamam deyip bunu da planlayarak yola çıkacaksın. Bak şimdi Fenerbahçe sana normal standart maaşını ödüyor değil mi? Alıyorsun paranı. Standart Zayt performansını verebiliyor musun? Evet. Hayır. Bu farkı aradaki farkı kimden tahsil edeceğiz? Öyle bir yani iade talebinde mi bulunacağız mesela? Futbolda öyle bir durum pek olmuyor. Anladın mı? Yani şimdi bak ama o zaman demek ki bizim sandığımız kadar profesyonel değil. Yani orada ben de beklentimin altında kaldım ama herhalde geç mutlaka Zayt'in toparlanacağını düşünüyorum. İsmail Kartal'ın geç kaldığını düşünüyor musun? Hamlelerde mi? Yani bir 10 dakika önce olsaydı filan. Çünkü o sayı falan bağırıyor. Bence 45'te çıkması lazım. İsmail Hoca'nın geç kaldı hamleleri ben sana sayayım. Bir Antalya maçı. İki Trabzon maçı. Buralarda geç kaldın. Burada mesela Zayt'i ben çıkartırdım. Çok net. Hani yerine İrfan'ı çekebilirim. Başka bir oyuncu. Bartu işte. Bartu'yu koydu. Ben Bartu da çok hani bilemiyorum. Şu anda bence o seviye değil. Yani, o bir risk olabilir. Ama ben İzleyicilerimiz bilmiyorum ne düşünür. Katılan olur, katılmıyor. Ben Ceko'yu çıkarmam. Yani bu arada tabii maç sonu açıklama henüz daha bizim önümüze düşmedi. Hani Ceko bir sakatlığım vardı, niye çıktı? Yok, belki mesela kendi istemiş olabilir. O, yani o da olabilir. Ama hocanın kararıysa gol kaçırdı gol evet. Kaçırdı. İleride bitiricilik konusunda sıkıntıydı. Ama ne olursa olsun Ceko'yu çıkardığın zaman skor üretememiş olabilir Ceko o dakikaya kadar ama bir dakika sonra Cengiz'in keseceği ortaya kafa vurmayacak diye bir kaide yok. Evet evet. Yanılmıyorsam hangi maçtı bu? Benzer bir şekilde böyle birkaç tane gol kaçırdı. Samsun. Samsun maçı bravo. Bravo. Zaten Ceko'nun biraz yavaşlığı var. Bu çok net gözüküyor. Ama şunu da sana Ceko vaat ediyor. 80-82 dakika birkaç noktada bitirici vuruş yapamamış olabilir. Ama 83. dakikada da yapmayacağı anlamına gelmiyor bu. Ve sen Cengiz'i almışsan Cengiz'in en önemli partneri Ceko. Ve onu çıkartıyorsan Cengiz'in ortalarını da biraz boşa çıkartmış oluyorsun. Üçüncüsü son cümlem. Şu da var. Bence şu da olabilir. Ceko kötü oynadığını biliyor mu? Yani en azından bitirici noktalarda kötüydü. Takımın kaptanısın, liderisin vesairesin. Bu maçı tamamladığında şunu da bilecek. Yani en azından hocanın kendisine olan güvenini de görecek. Yani bu takımın gerçekten lideri olduğunu da bir kere daha hissetmiş olacak. Ben o yüzden şahsen Ceko'yu gol kaçırsa da sağlığı sakatlığı yoksa gol kaçırmış olsa bile çıkarmam. Varlığı bir tehdittir. Varlığı bana orada istasyon kurmamı sağlar. Topu tutar. Sağlı sol yönlendirmeleri yapar. 10 tane gol kaçırabilir. Ama bu 11. pozisyonu kaçıracak anlamına gelmez. Doğru. Ben şöyle bir düşüncem var. Özellikle ilk yarının sonunda bu çok net belli oldu. Ya, o say 2 maçtır iyi değil. Yani sahanın kötülerinden. Ve bunu gördü ilk yarıda. O ilk yarıda Osayi'nin daha iyi olabileceğini hayal edip tutmuştur muhtemelen sahada ama bence devre arasında hemen Mert Müldür'le bir değişim. Sen yani, bu benim Ceko ile ilgili görüşümü ne diyorsun? Şöyle söyleyeyim. Oraya geleceğim. İki. Bir de çünkü ben de buna katılmıyorum mesela. Şimdi ben mesela Osayi'yi her türlü Mert'in önüne koyuyorum o yüzden. Hayır Mert'in önüne koyarsın da iki maçtır. Ben çok beğenmiyorum. Yok, ama yani bir yorgunluk bir şey var. Şöyle söyleyeyim. İki. Değişiklik zamanları şimdi maçta aslında
baktığımda teknik adam neye bakar abi? Teknik adam pozisyon veriyor muyum? Hayır. Pozisyona giriyor muyum? Evet. Tamam. O zaman değişiklik gerekmiyor diyebilir. Yalnız şimdi senin yapacağın hamleler var. Bu hamleleri kesinlikle yapacaksın. 70. dakika olur, 80. dakika olur, 90. dakika olur yapacaksın. Buradaki problem şu. Şimdi oyuna giren oyuncu çok kısa bir süre alıyor ve sahaya bir şey koyma ihtimali ortadan kalkmıyor. Hı-hı. Yani o sahaya oyunu ısınamadan Hı-hı. maç bitiyor. Şimdi örnek veriyorum. Senin bahsettiğin 45'te şöyle bir senaryo bak. Şu senaryo benim kafama yatan. 45'te Osayi Mert Müdür değişikliğini kesin yapardım. İlk yapılması gereken Hı-hı. değişiklikti. 2. Zaitsin yine kötü olduğu belli. Evet. Hadi ilk yarı biraz Tadiç'in yanına falan gitti. Böyle biraz daha ön tarafta gördük. Ama ikinci yarının başlangıcı itibariyle yine Zayt fişi çekti. Senin söylediğini, o İrfan denemesini 60'ta falan yaparım. Hı hı. 60'ta falan yaparım ki bir şeye değsin. Cengiz'i atacağım sahaya. Bu adam da kreatif adam abi. Dediğin gibi bir orta yapar. Sana maçı alır yani. Ceko ile topu buluşturur. Sana maçı alır. Samsun maçında olduğu gibi. He. Ama şimdi mesela adam 70 küsurda girdi abi. 15 dakika, 20 dakika top oynadı. Onun süresini uzatabilirsin. Mesela Cengiz'in süresini uzatabilirsin. Bu esnada da hem Ceko daha diri olur, daha erken girerse Cengiz, hem de birlikte daha uzun süre sahada kalmış olurlar. Bu uyumu, bu birlikteliği bir faydaya çevirebilirsin. Ceko değişikliğinde ben açık konuşayım. 80 filan da ya. 80-82 filan da. Ben biraz oyuncu kaynakta da olabileceğini düşünüyorum. O... Tabii yani şey bizim ya bir sakatlığı yoksa diye söyledik yani. Yok yok şöyle. Ya şunu demiş olabilir hani yoruldum beni çıkar demiş de olabilir. Çünkü vücut dili böyle mutsuz evet şikayet eden bir vücut dili ama ben tamamen hani kendiyle alakalı bir çünkü hocanın yanından geçti. Hocayla ya tokalaştı ya da selam yani gördüm yani orada bir iletişim de oldu. Ben olumsuz, görmedim bir iletişim. Olumsuz bir şey de görmedim. Ben iletişim görmedim. Ama şöyle söyleyeyim. Ben şahsen Ceko'nun çıkmak istediğini zannetmiyorum. Yani dediğimiz gibi benim maç sonu çekiyoruz sıcağı sıcağına. Çıktığı için tepki göstermiş olabilir. Kendisi kendi performansından memnun olmayabilir. Ancak benim orada anlatmaya çalıştığım tehdittir. Hı hı. Yani Arjantin'de ne kadar kötü olursa olsun Messi çıkmaz. Ronaldo evet, çıkmaz. Ne bileyim işte Icardi Galatasaray'da Inter'de oynarken yıldızlı çıkmıyorduk gibi. Yani Galatasaray'da da öyle artık adam dayanamayacak noktaya gelince evet. Hani sakat sakat oynuyor mesela. O yüzden söylemeye çalıştığım çok büyük bir tehdit olduğu için bu tehdidi sadece skor için değil oyun için söylüyorum. Benim gördüğümse senden biraz farklı. Şunu merak ediyorum. Batshuayi Ceko'ya döner miydin? Abi ben Batshuayi uzun süre dönmem yani. Kullanmam değil mi? Ben Umut Nayır Ceko'ya falan dönerim yani. Ya çünkü ben Batshuayi bak ben Batshuayi çok beğenirdim yani. Gerçekten Beşiktaş'tayken Fenerbahçe'ye geldi. Geçen sezonu çok iyi. Ama ben çok rahat insan sevmem yani. Bir iş yaparken çok rahat bir insan sevmem yani. Hı hı. Anlatabildim ya çok rahat yani. Evet evet. Yani hakeme olsa da olur olmasa da olur. Hayır yok şöyle hakeme sarılıyor gidiyor şey maçında son Ludogorets maçında takım oyun kuracak. Bak oyun kuracak işte bak Ceko ile Batshuayi farkı o. İzleyicilerimiz hatırlar belki. Topu Batshuayi'ye verdiler. Batshuayi'nin sırtı kaleye dönük. Orta sahanın biraz gerisinde dönüp oyunun kurulması gerekiyor. Batshuayi gidip topuk pası veriyor. Fantazi bir pas veriyor şöyle. Ve topu kaybediyor. Ne oluyor? Fenerbahçe'nin tüm o kazanımları, top kazanmak için harcadığı enerji çöpe gidiyor ve Ludogorets alıp atak yapıyor. Evet. Şimdi en azından Ceko'da bunlar yok. Topun değerini çok iyi biliyor. Ve topu iyi kullanmaya çalışıyor. Ve bir kaygısı var Ceko'nun. Umut'un bir kaygısı var. Burada İsmail Hoca'yı eleştireyim yani. Umut Nayır da Fenerbahçe'nin futbolcusu yani. Evet doğru. Yani Ludogorets maçında hocam Umut'la başlayabilirsin. Yani Batshuayi tamam bir açık bir takımda oynadı, kariyeri var vesaire. Yani neden bu kadar Umut gözden düştü? Niye Umut bu kadar kullanıldı? Ben bunu da anlamış değilim. Bir de o yüzden ben Batshuayi'ye kolay kolay dönmem. Umut'a dönerim açık söyleyeyim. En azından daha konsantre işine yani. Umut Nayır evet aslında benim de beklentilerimin olduğu bir oyuncu da sadece şunu söyleyeceğim.
Şimdi Ryan Kent'le alakalı çok büyük bir beklenti vardı. Hı hı. Hepimizde vardı yani. Sadece bende değil. Ya bak şimdi aklıma Ryan Kent dedim bak şimdi. Ryan Kent niye girdi maçta? Tadiç'in yerine girdi. Tamam, neden girmiş olabilir? Maçı çevirsin tamam. Diye. Trabzon maçında niye girmedi abi? Emre Mor vardı kadroda abi, olmuyor. Abi tamam da yani sakatlı. Emre Mor bak yine ne oldu? Tamam, sakatlı. Şimdi bak Volkan. Sakatlıktan yeni çıkmış oyuncuyu Trabzon maçını çevirsin diye oyuna alıyorsun. Evet. Kent'i almıyorsun. Ama ben bunu söyledim. Bu bir mesajdı. Abi şu an mesaj verilecek zaman değil. Şu mesaj. Oyuncuya mesaj. Abi yani istediğin, mesaj versen abi, bak, de olur. Vermesen. O zaman alma bu maçın kadro üstüne. Niye öğretiyorsun? Tadiç çok yoruldu filan. Tadiç de iyi değildi zaten. Bu arada şunu söyleyeceğim. Ryan Kent'in şöyle bir ifade doğru olur. Ben hak ettiğinden az süre aldığını düşünmüyorum. Tamam bak bu bir fikirdir. Ben yani çünkü niye? Bak bunu işte sen de yıllarca muhabirlik yaptın. Hala da yapıyorsun. Yani teknik adamların bir numaralı baktığı şey şu abi. Özellikle hücum oyuncusu, üçüncü bölge oyuncusu. Ve özellikle top kullanan, çok fazla top kullanan oyuncular için. Top kullanıyor ama. Hı-hı. Katkı ne? Şimdi Ryan Kent, Ludogorets maçında 11 oynadı. Dön geri, bütün Avrupa maçlarında 11 Hı-hı. ya başladı ya da önemli süreler aldı. Ligde ikinci yarılarda hep kullanıldı. İkinci yarılarda. Çevirdi bir maç var şey. Penaltı yaptırdı. Slovenya, penaltı yaptırdı Maribor. Maribor'a penaltı yaptırdı. Ama baktığında hı hı. aldığı süreyle verdiği katkı arasında ciddi problem var. Şimdi Twente maçını hatırla. Ryan Kent 45'te oyundan alındı. Yani hoca da sahaya attığı an evet. bir şey görmek istiyor. Şimdi ben orada hemen araya gireyim. Şimdi Kent'in dezavantajı şu. Avrupa Kupası maçlarında İkinci takımıyla oynuyor Fenerbahçe ve ikinci takımda bir uyum yok. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor, hı-hı. değil mi? Hı-hı. Bir birliktelik yok. Fenerbahçe ideal takımında bir birliktelik var. Mesela şunu söylüyorum. Fenerbahçe ideal takımında İrfan Can'ın yerine Kent'i oynatırsam mesela bir maçta Kent daha fazla katkı, çünkü daha çok ezberin olduğu bir takıma yerleştirmiş oluyorsun. Birinci şeyim bu. İki, hocam Batshuayi çok mu katkı verdi de her Avrupa maçında 11 oynuyor? Zaten çok mu katkı veriyor yani? Eğer sen Kent'i... Zayt ama şu anda mecburiyetten oynuyor yani. Abi ben ne diyorum? Ben İrfan'la başlarım. Açık net söylüyorum. İrfan'la başlarım yani Zayt'in yerine. Eğer sen Kent senin beklentini veremiyor diye süre vermiyorsan ve 45'te 46 oyun alıyorsan Batshuayi'ye de yapman lazım. Antalya maçında Zayt'a da yapman lazım. Ya bu olabilir. Hoca bazı oyunculara daha çok güvenebilir. Bu gayet doğaldır. İşte mesela ama, ben bir örnek vereceğim sana. Hı. Şimdi aynı maçlarda Joshua King de oynadı. Bahsettiğin uyum, takım tamam. uyumunun olmadığı maçlarda tamam. Joshua King de oynadı ama sahaya bir şey koydu. Tamam. Onu anlatmaya çalışıyorum. Okay. Kent'te hiçbir şey göremiyorum. Ben de göremiyorum açık söyleyeyim. Hocanın bu uygulamasının, Kent'le alakalı bu uygulamasının doğru olduğunu düşünüyorum ben. Ben bu uygulamanın da Kent'i bitirdiğini düşünüyorum. Yani Joshua King mesela, evet Joshua King iyi bir oyuncu. Geçen sene Fenerbahçe'nin liderinden bahsediyoruz. Evet, çok geçen değerli bir hoca. Bu sene Tadic neyse, Ceko neyse geçen senenin lideri şu anda hamle belli bir bölüme oldu. Kadar. Evet. Sonra da oyuna girdiği, geniş alan bulduğu Hollanda'daki Twente maçı mıydı? Evet. Rakipleri de Twente. O kadar çok rakip oynadık Fenerbahçe. Geniş alanı buldu, harika bir gol attı. Burada benim söylemeye çalıştığım şey şu. Ben bu durumun Kent bir şey gösterecekse de o oyuncuyu bitirdiğini anlatmaya çalışıyorum. Ve bu durumun Umut Nayır'ı da bitirdiğini anlatmaya çalışıyorum. Ya ben şu Umut Nayır'ım abi. Batshuayi'nin sağ içindeki gayri ciddi hareketlerini görüyorum abi. Niye ben oynamıyorum diye soruyorum. Mesela abi Zaitsin... O konuda seninle aynı fikir yapıyorum. Zaitsin Antalya maçında ikinci yarıda olmaması gerektiğini herkes gördü. En azından yanına Crespo'yu alabilirsin. Ben Zaitsi de hani birkaç kez sohbet etmiş, onun profesyonelini burada anlatmış bir insan olarak. Yani toparlayacağını düşünüyorum Zaitsin. Ama şu an değil. Belli hazır değil. Hala sakatlıktan o etkiden çıkamamış. Hala toparlayamamış. O yüzden ben diyorum çok basit. Kent neden Trabzon maçında oyuna girmedi? Bu maçta oyuna girdi. Çok basit. Yani hocanın da kendi içinde hamleriyle alakalı bence çelişkileri var.
Yani benim gördüğüm bu. Şimdi evet Adana'dan puan aldı vesaire bilmem ne. Gayet çok güzel pozisyon vermedi. Çok mesut ama benim çelişki dediğin şey aslında bugün Emre Mor kadroda olsaydı bence Emre Mor oynatırdı. Yine Kent oynatmazdı. Şu anda hani elinde o var. Tadiç'i çıkarmak lazım. Öyle bir hamle. Abi Tadiç'i niye çıkart? Mesela ben ısrarla şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben kolay kolay İrfan Can, Ceko, Tadiç üçlüsünü bozmam. Bak kolay kolay. Hı hı. Çünkü bunlar çok önemli oyuncular. Bunlar çok tehdit eden oyuncular. Bunlar rakibin boş bırakamayacağı oyuncular. Tadiç bugün kötüydü. Olabilir abi yani. Ben bu arada bence yani kötü derken yani diğerleri kadar. Ya neye göre şimdi ama konu şu. Konu maç içinde bir an geliyor. O topu iyi kontrol edip offside olmasa attı golü. Evet mesela. O an geldi mesela. Evet. Ne oldu? Tadiç kötü müydü diyeceğiz yani. Hayır canım. Şimdi o yüzden anlatmaya çalıştığım ne olursa olsun. Alex sağdan çıkmaz diyorsun kısacası. Evet abi yani uzun uzun anlatmaya çalışıyorum. Sağ ol yardımcı oldun. Alex sağdan çıkmaz kardeşim. Ben de diyorum ki kolay kolay Tadiç'i, Ceko'yu, İrfan Can Kahveci'yi çıkarmam. Artık böyle bayağı yorgunlarsa, kendilerini kötü hissediyorlarsa vesaire. O zaman alırım ayrı. Ben bu üçlüyü mümkün olduğunca bir arada tutarım. Neden? Maçlar son 15'te çözülüyor. Son 10 dakikada çözülüyor. Artık ekstra bir basketbolda periyot gibi yani hatta 3. devre bile oynanıyor uzatmalarla vesaire. Hı hı. 7 dakika eklendi. Bazı maçlarda 8-9 dakika oluyor. Ben o yüzden hocanın Tadiç, Ceko ve İrfan Can'la alakalı hamlesini eleştiriyorum. Ayrıldığımız noktalar bir. Pek buluştuğumuz noktalar. Yok var canım. Ayrıldığımız noktalar bir. Özellikle Rankent konusunda sen daha fazla zaman ya da daha fazla az takımla oynatılması gerektiğini düşünüyorsun. Ya izlenen politikanın doğru olmadığını En azından Zayt'sin yerine Kent düşünebilirim. Bu kadar kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ve bugün bugün en azından geniş alan var. Evet. Yani geniş alanda iş yapabilir, top taşıyabilir. İlla bitirmesine gerek yok. Birleştiğimiz noktalarda Edin Dzeko'nun her an her şeyi yapabileceği noktası. Ama bugün özelinde yani şöyle şimdi tekrar tekrar aynı şeyleri söylemeye gerek yok ama gerçekten oyun çok bozuluyor abi o. Ciku, Bekao ve Fred'in olmayışı Fenerbahçe'nin oyunu ciddi anlamda etkiliyor. orada problem yani var. Bugün orada çok fazla anladım. Ama bugün artık top ön tarafa geldi. Anladın mı? Bir olmaz, iki ama işte olmaz. Ama eskisi kadar kaliteli gelmedi bence. Abi üç olmaz. Hayır anlıyorum. Ama bir yerde ben Ceko, İrfan Can ve Tadiç'in gol bulabileceğini düşünüyordum. 80'lerden sonra 82, 85, 86, 87, 90 o üçlünün gol bulabilme ihtimali, maçın kırılma anlarının o bölümlerde olacağını ve o tecrübeli ayakların o kilidi açabileceğini düşünüyordum. Şimdi bu arada o zaman hiç değişiklik yapmaması lazım. Hayır yok bak ne diyorum. Öyle bir sonuç çıkıyor. Işte. Anladım. Abi en azından yapıyorum. Bir tane mesela şu, atıyorum. İkisinden birini seçersin. Mesela ben İrfan Can'ı merkeze çekerim. Zayt'i çıkartırım mesela. Kanada Cengiz'i alırım. Ceko'yu tutarım. Tadiç'i alırım. Veya tam tersi. Gibi. Cengiz en azından ne yapar? Cengiz ezberi var. Şeyle. Ceko'yla ezberi var. İrfan da farklı bir oyuncu olarak. Farklıdan kastım eski bir 8 hatta 10 numara arası bir oyuncu olarak orada Şmanski ile çözümlemeler yapabilir. Evet. Ya hoca bunları hiç denemiyor. Ben bunu hani yani orada Zayt'la oynamak daha riskli bak. İrfan Can'ın fizik durumu Zayt'tan daha iyi. Bence İrfan de. Can fiziksel olarak daha iyi ikili mücadeleye giriyor. Hani şimdi diyebilir izleyicilerimiz İrfan Can savunma yapmıyor falan. İrfan Can baya savunma yapıyor. Çok Zayt'tan iyi savunma yapıyor yani. Çok net. Ön alanda olmasına rağmen çok da fazla geri koşuyor. Ve açıkçası benim bu sezon içi özelinde en beğendiğim oyunculardan bir tanesi Fenerbahçe'de. Şunu söylemeden artık konuyu kapatamıyoruz. Evet ya. Ne? Hakem mi? Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Az daha bugün hakemlik bir şey yok diyecektik de. Sadece bir kırmızı kart verilmedi. O kadar. Sadece bir kırmızı kart. O yüzden artık ona, konuşmuyoruz. Ona artık şeyiz yani. Hani ona fitiz neredeyse yani. Ya hakikaten bir açıklaması olsa. Ya bunun gerçekten bir açıklaması olmalı ya. Yani abi, Türkiye'nin en iyi hakemi dediğimiz hakem. Vallahi öyle.
3 oyuncu tarafından yaka paça yere düşürülen bir oyuncunun ve boğazından tutularak, bak orada biliyorsun boğaz kritik yer. Tabii. Hani böyle formasından tutup indirse bile şey, ama boğaz çok daha kritik. Ve sarı kart görmesi gereken NDI'ye, kırmızı kart görmesi gereken Cameron Rodriguez kart görmediler. Osterwolde sarı kart gördü abi. Osterwolde ile Belhanda. Yani Belhanda da görmüyor. Ya Belhanda da işte kavganın içinde falan diye. Belhanda da bu arada boynundan tutuyor çocuğu. Ya abi, orada bu ne ya? Abi normal Beşiktaş maçında Zainettin'i görmedin mi? Adam Zainettin'e hastanelik oldu. Ağzı burnu da almış adamın. Adamın bu arada ikinci sarı kartı da var. Şey, ilk sarı kartı da var. Vay be. Yani gerçekten bu nokta beni artık çok ümitsizliğe sevk ediyor. İnanamıyorum. Ben yani şeyin de, federasyonun da çok bunu çözmeye niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ama işte çok büyük güven erozyonu var. Sokağa çık, kime sorar? Yine hakem diyor, bir şey diyor. Yok, şu yüzden sen federasyon açıklamasını okudun mu? Okudum, 16 maddelik. Orada işte hakemlerin ifadelerini okudun mu? Şimdi aklımda kalan bir tanesinin ifadesi şu: kulağımla duymadım. Onu hatırlıyor musun, o ifadeyi? Mesela evet, bir şey, bir, evet. Kulağımla duymadım ne demek Volkan? Yani başkasından duydum, bizzat duymadım manasında. Hani, şimdi şöyle, şunu an, yani hep bir ifade daha vardı, şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Ya böyle kesin ifadeler yok. Ben hukukçu değilim. Hani hep böyle mi ifade verilir onu da çok hani bilmiyorum ama hani duymadım diyebilirsin. Duymadım, kulağımla duymadım. Hani ya bizzat bir, ben duymadım anlamında. Yani hep böyle bir açık kapı bırakılan ifade. Hatırlamıyorum. Ha, bravo. Hatırlamıyorum. Öyle olduğu söylendi falan. Hep böyle topu taca atma durumları. Hani o, hatırladın mı o ifadelerde? Evet, evet. Birkaç daha böyle kelime vardı. Evet evet. Yani abi duymadım ya. Abi duymadımdır bu ya. Ya bir şey konuşuyor. Hayır, ben duymadım mesela, abi. VAR kayıtlarını dinledin mi? Dinlemedim. Hatırlamıyorum. Dinlemedim veya dinledim demen gerekirdi bu soruya. Hatırlamıyorum yani diyor mesela. Abi işte bunlar hep ne biliyor musun? Bak çok net söylüyorum. Futbol oyunu. Şeyi bulacağım bir yandan. Sen konu, ben dünyada zaten, dünyada futbol oyunu artık şey noktaya geldi. Ya işte konsol oyunları bu oyunun önüne geçiyor. Çocuklar sokağa çıkmıyor falan abi noktasına geldi. En azından nispeten daha çok adalet vardır. Hayır, herhalde şunu yani söyleyeceğim. Konsol oyunlarında. Bu durum çok daha ciddi güven erozyonu yaratıyor. Gelecek nesiller, bak tribüne gelecek adam bulamayacaksınız. Öyle. Tamam. Yani yönetecek çok federasyon da kalmayacak yani. İşte. Belki biz göremeyeceğiz de bu durumları. Bir gün bu futbol bu yüzden, bu adaletin temin edilememesi dolayısıyla tedavülden kalkacak ve oyun haline gelecek ve maalesef bence bizim ülkemizde hızla oraya doğru gidiyoruz. Bir şey daha. Şimdi mesela Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. Yani biz Fenerbahçe programı yapıyoruz. Fenerbahçe'yi takip ediyoruz ama biz, ben, sen de birçok kez eleştirdin, eleştiriyorsun. Ben Sayın Başkan 2018'de en çok eleştiren insanlardan biriyim. Aykut Kocaman başta olmak üzere, Hasan Çetinkaya kararlarından dolayı vesaire vesaire. O zaman herkes o Fenerbahçe uçacak falan, neyse. Şimdi biz kendimizce gördüğümüzü, tecrübelerimizi ölçüsünde aktarmaya çalışıyoruz. Sayın Ali Koç'un en sevdiğim tarzı şu: abi bana ne isterseniz sorun diyor abi, bak. Ne isterseniz. Çıkalım diyor. Canlı yayına çıkalım. Canlı yayına çıkalım. Gelin bak. Ben kendisiyle geçmişte hani problemli yaşadım gazeteci olarak. Şimdi gayet hani normal. Ben hiç yaşamadım falan diyorum. Ben de yaşadım. Hani şeydir ama nettir yani, hani problemli yaşamışızdır. Sonra tabii, tabii toparlamışızdır vesaire. Problem değil. Ama nettir adam yani. Anladın mı? Kızıyor. Yani bir şey sinirleniyor. Sen ona bir reaksiyon verirsin. O sana bir reaksiyon verir. Hatalıysa da pardon der. Evet. Bak. Hata pardon demiş. Hesap vermek isteyen adam var. Kimse hesap sormuyor değil mi? Öyle bir durum da var. Diğer tarafta federasyon başkanına sen gidip bir gazeteci olarak, ben gidip bir gazeteci olarak bunu soramıyoruz abi. Evet. Niye bu önemli biliyor musun? Şimdi basın toplantısı var. 30 tane gazeteci gitti diyelim. İçinde tecrübelisi, bizden tecrübelisi var. Bizim gibi olan var. Bizden daha genç arkadaşlar var diyelim. Abi pat 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 arka arkaya 4-5 sorudan nakavt olabilirsin. Tabii ki. Çünkü konuya hakim değilsin, biliyorum. Ben bunu görüyorum. Yazılı açıklama konuya hakim olmadığını gösterir. Hakim değilsen hakim olan kişilerle çıkacaksın. Mesela zaman zaman Aziz Bey, Aziz Başkan Şekip Bey'le çıkar hukuki konularını. Şekip sen cevapla derdi vesaire. Eğer sen soru cevap yapmıyorsan
bu güvensizliğin işaretidir. Ben yazıda açıklayayım, hadi okuyun. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi abi? 3 soruda knockout olacağını biliyor. Tabii. 3 soruda. Kemal Yılmaz ne oldu şu anda? Yardımcı hakem. Bilmiyorum abi. Bak mesela beni en çok rahatsız eden konulardan birine biliyor musun bir de? Ali Koç. Belki Mayıs ayından sonra aday olmayacak. Ki onunla ilgili emareler de var. Konuşuluyor canım. Öyle ya. Evet. Şeyler atıyor. Başkan da ufak. Başkan araya. Yok. Yani konuşuluyor. Ufak. Olur olmaz bilmiyoruz. Şahsen ben bir sporcu olarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. O ayrı bir konu. Abi Ali Koç işte o gün maç var. Maçtan önce gidiyor. Ford'un açılışı var. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber açılış yapıyor falan. Yani bu kadar adam hani işi var, gücü, Fenerbahçe, olimpik branşlar, şu bu falan. Ben izledim. Ben sonra basın toplantısını divan kurulu bir daha izledim. O kadar hakim ki hakem dünyasının ne olduğuyla isim isim. Tabii ben hakemlerin... onları nasıl akla tutuyorum, abi, evet, şaşırıyorum. Ben tutamam bak. Evet. Neredeyse kimin nereden mezun olduğu, oturduğu yer vesaire her şeyi biliyor ya. Ya bu çok korkunç bir şey aslında. Bunu bilmemesi lazım. Evet. Ya 3 tane, 4 tane, 5 tane hakim ismini hani ana hakemleri geçtim. Yardımcısı varı, avarı, bilmem neyi. Temsilciler heyeti başkan abi, yardımcısı falan. Abi inanılmaz. İsim isim biliyor evet, adam ya. İnanılmaz. Ya ve bunları şeyden de prompter'dan bir prompter yoktu herhalde İvan. Benim gördüğüm kadar önünde tabii notlar falan var ama izlerken o kadar hakim ki konuya. Anlatıyor doğaçlama ve ben buna çok şaşırdım ve üzüldüm. Evet. Niye bir kulüp başkanının tek tek hakemlerin ismini bilmeye zorlamamız. O hikayeye hakim olması abi yani. O hikayeyi zaten ben ikinci de anca anlayabildim. Evet. İkinci de sakin kafayla gündüz biraz şey oluyor işte. Hı. Telefonlar curcun oluyor falan filan. Sağa sola bakıyorsun, dikkatin bazen dağılabiliyor. Ben gece Fenerbahçe'de tekrar var, sakin kafayla anca anlayabildim. Ve adam bu curcuna da MHK başkanından, federasyon başkanına olaya daha hakim. Sıkıntı bu. Aynen öyle. Ve ne olduğunu bilmiyorsunuz yani. İçeride ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bilip de bir şey yapmıyorsunuz zaten problem. Bilmiyorsanız Ali Koç'a sorun o zaman. Vallahi bilmiyorum. Abi bu konu maalesef yani sezon başı 12 hafta oldu. Her hafta üzerine artı bir yazarak devam ediyor. Bariz hakem hatası. Bak ufak tefek sana göre bana göre bariz hakem hatası Fenerbahçe maçlarında devam ediyor. Sevgili futbol severleri de buradan yani artık bu konuda yapacak bir şey olmadığını söyleyeyim. Ben sadece buradan şunu söyleyeyim. Yani birbirinizi gereksiz yere kırmayın. Evet. Yani görüyorsunuz her maçta hata oluyor. Bazen yani bu hakemler yüzünden ben arkadaşlıklarım bile bozulduğunu beraber maç izleyemez hale geldi evet, insanlar. Evet, gerçekten yani. Çok gerginlikler garip, oluyor yani. Çok garip bir noktaya geldi. Ama yani bu maçta da bir kırmızı kart pozisyonu. Bunu artık yani saymıyoruz bile herhalde. Evet, bir kırmızı kart pozisyonu net bir şekilde maalesef atlandığını. Aklımda VAR tarafından da atlandığını. Evet. Ekleyelim ve ekleyeceğimiz bir şey vallahi yoksa güzel, başka. Vallahi güzel bir program oldu. Umarız izleyicilerimiz de beğendi. Yorumlarını beğendi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür haftaya değil, ondan sonraki hafta Milli Ara'nın ardından yeniden programımız devam edecek. Fener Onayır'dan iyi akşamlar.